kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Miraç mucizesini kabul etmeyenlere peygamberimiz ne demiştir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ayeti kerimeden de ifade edildiği üzere Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece Allah'ın izniyle götürülüyor ve oradan gök alemlerine seyahat ettirilerek yedi kat gökleri, arşı, kürsüyü gezdiriliyor ve Miraç mucizesi gerçekleşiyor. Aynı gecede muciz olarak tekrar dönüyor Allah'ın izniyle. Sabahleyin bu olayı Kureyş'e, Kureyşlilere Peygamberimiz haber verince özellikle Beyt-i Kudüs'teki Beyt-i tanıyan ve orayı gören insanlar Peygamber Efendimiz'e şöyle sordular. Madem ki sen Beyt-i e gittiğini iddia ediyorsun o zaman anlat bakalım duvarlarını, kapılarını, pencerelerini, oran özelliklerimize say bakalım diye bir soru sordular. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olay üzerine aynen şöyle diyor. Ben onların bu suallerinden çok sıkıldım. Çok rahatsız oldum. Hatta o zamana kadar hiç öyle sıkılmamıştım, rahatsız olmamıştım. Birden Allah o Beyt-i Maktis'i bana gösterdi ben de o Beyt-i Maktis'e bakıyordum. Onun kapılarını, duvarlarını, binasını, bütün özelliklerini tek tek sayıp döküyordum. Onlar dinledikten sonra dediler ki, evet gerçekten Beyt-i Maktis senin anlattığın gibidir ve doğru haber veriyorsun. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Miraç mucizesinin gerçekleştiğini bizatihi orada canlı olarak da onlara göstermiş oluyor. Bu ikinci bir mucize olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberinin delillerindendir. Aynı zamanda istikbalde ümmeti Muhammed'in insanlığın çok uzak görüntüleri yakınlaştıracakları, uzaktaki görüntülerin yakınlardan seyredileceği, yani bugün uydu yollarıyla, değişik vasıtalarla, televizyon ve internet vasıtasıyla, telefon vasıtasıyla uzaktaki görüntülerin yakınlaştırıldığında, yakınlaştırılacağını da bir işareti olarak anlayabiliriz. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ki dünyalılara ay mucizesini göstermiş, gökyüzünde bulunan sakinlere de, o yedi kat göklerde bulunan Allah'ın melaike ve ruhanilerine de miraç mucizesini göstererek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliği onlara da ilan edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Miraç mucizesi sadece insanlığa ve cinlere gösterilmiş bir mucize değil aynı zamanda bütün kainat ahalisine gösterilmiş ve onlar tarafından peygamberimizin peygamberliği tasdik edilmiştir denilebilir.